Hani Üstad Sezai Karakoç'un çok güzel bir beyti vardır. Der ki, karın yağdığını görünce kar tutan toprağı anlayacaksın. Toprakta bir karış karı görünce kar içinde yanan karı anlayacaksın. Karlar sıcak sıcak saçlarına değince, başını önüne eğince benim bu şiirimi anlayacaksın. Şimdi üstadın bu şiirinden yola çıkarak bu şiiri İstanbul'a uyarlamaya çalıştım. Hani diyor ya, kar yağınca beni ve her şeyi anlayacaksın. Ben de buradan yola çıkarak özellikle Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımıza, bir de her şeyde en güzel oldu diyen arkadaşımıza bir şiir düzenledim. İstanbul'a kar yağınca, sokaklarında bir karış karı görünce, kar içinde yaşanan şehri anlayacaksın. Aksaklıklar kar gibi yağınca, başkan sizi açığa düşürüp başınızı önünüze eğince benim yaptığım tüm konuşmaları anlayacaksın. Şimdi burada ben tabi uzun bir kar konuşması yapacak değilim. Kar geldi ve geçti. Ama kar gelip geçerken çok önemli bir hakikati ortaya çıkarttı. Dedi ki kar, ey İstanbullular, bu sizi algı ve manipülasyonlarla yönetmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi var ya, hakikatle yüzleştiğinde kara saplandı dedi. Ve gerçekten kara saplandınız. Ve gerçekten kar imajınızdaki bütün boyalarınızı, makyajınızdaki bütün boyalarınızı lime lime aşağı indirdi. Gerçek yüzünüz ortaya çıktı. Gerçek fotoğrafınız ortaya çıktı. Gerçek profiliniz ortaya çıktı. Anatominiz ortaya çıktı. Varlık hikmetiniz ve İstanbul'a ne adına ve niçin hizmet etmek gayretinizin hakikatli ortaya çıktı. O açıdan kar makyajınızı söktü, hakikat gerçek yüzünüzü ortaya çıkarttı. Efendim, peki bu süre içerisinde bizim bu meclisten sürekli kürsüde ifade etmiş olduğumuz hakikatler birebir ortaya çıktı değil mi? Biz ne diyorduk? Ey İstanbullular, aziz İstanbullular, bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi var ya, bu büyükşehir yönetenlerin, bu kenti yönetmek gibi bir niyetleri, bu kenti yönetmek gibi bir iradeleri yoktur diye altını çizerek söylüyorduk. O gün gördük. İstanbullu 10 saat, 18 saat araçta kalmış, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevinin başında değil. Her şeye konuşan adam halkçı ya, yoksulluk edebiyatı yapıyor. İsviçre'de tatilde. Değil mi? Başka ne dedik? İBB Başkanı, evet, İBB Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetim'in bu kenti yönetme becerisi ve vizyonu yok dedik. Eğer bu kenti yönetme becerisi ve vizyonu olsaydı, 3 gün önce meteorolojinin bugüne kadar kullanmadığı bir kavramla İstanbul'da kar patlaması olacak diye basbar bağırırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün organizasyonunu yapar, bütün alanları kuşatır ve İstanbulluları o gün o kara mahkum etmezdi. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulluların umrunda olmadığını, az sonra nasıl umrunda olmadığını göreceğiz. Başka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi baktı ki kara saplanıyor, kardan çıkamıyor, sonra sorumluluklarını başka yere atmaya başladı. Ne dedi? Her şeye konuşan bir şahıs, ey İstanbullular, siz trollsünüz dedi. İstanbulluları trollükle suçladı. Nerede? İsviçre'de pahalı tatil otelinde. Halsçılar ya.
İsviçre'de pahalı tatil otelinde 4 saat, 6 saat, 8 saat, 18 saat arabasında kalmış insanları trollükle suçladı. Çık bir cümle deydim ben buna da. Yüreğin yetiyorsa edemezsin. Şeyi keserler. Çık bir cümle deydim ben. Ve çıktı İstanbulluları trollükle suçladı. Sonra baktı ki iş kötü gidiyor. O alan benim değil, bu alan benim değil, şu alan benim değil diyerek kıvırmaya başladılar. Ya bir dakika ya. İstanbul'un bütün coğrafi sınırlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumludur kardeşim. Böyle bir şey yok. Senin alanmış, benim alanımmış. Esenler'de bir tane aracınızı görmedik. Bütün anahtarları ben açtım. Şunu mu diyecektin? Büyükşehir sorumlu gelsin atsın mı diyecektin? Halk bizi derdini çözmek için seçiyor. Halk bizi derdini çözmek için seçiyor. Yok senin alanınmış, benim alanınmış. Var mı böyle ama? Sorumlulukları başka yere at. Başka? Ne dedik bu mecliste? Bu kürsüde ne dedik? Ne dedik? Ey İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kurumun hafızasını yok ediyorsunuz. Kurumsal kapasiteyi yok ediyorsunuz. Bu kurumun hafızasını yok ederek, bu kurumun kurumsal kapasitesini yok ederek İstanbul'u yok etmeye çalışıyorsunuz. Bu devasa kurumu yok etmeye çalışıyorsunuz. Bu partizanlığı bırakın, bu liyakatsizliği bırakın, bu adaletsizliği bırakın. İnsanların rozetlerine göre değil, yüreklerine göre ve kabiliyetlerine göre iş verin dedik. Ne yaptınız? Moskova'ya gitmiş, kar konusunda uzmanlaşmış ve gerçekten 2017 yılında bunun yaklaşık 2 misline yakın kar yağmasına rağmen İstanbullulara karı o anlamda sıkıntı yaşatmamış uzman heyeti AK Parti döneminde işe girdikleri için tasfiye ettiniz. Ne oldu? Kara battınız kara. Ha CHP'nin olduğu yerde partizanlığın olmama ihtimali yok. Onu biliyoruz. CHP'nin olduğu yerde adalet asla olmaz. Asla olmaz. Şimdi ne yaptınız? Moskova'ya gitmiş uzmanlaşmış insanları alıp kenara attınız. Kazandınız mı? Kaybettiniz. Tabii kar meselesi ortaya çıkınca asıl hakikat ve hakikati ortaya çıkarınca buz gibi gerçekler, asıl hakikat ve buz gibi gerçekler neyi ortaya çıkarttı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aziyetini ve beceriksizliğini ortaya çıkarttı.